Bizimki. Neresi bunlar? Bunlar bu, bak şu an bu göğüs. Evet. Bu but. Bu da kanat tarafı, kanat, sırt falan kanat tarafı. Bu var ya, kaşıkla falan bitirilmez. Sen de benim gibi yok. Tarsla bak. Aynen aynen. Kaşık yetersiz geliyor. Benim gibi yok. Bunu alacaksın. İçe böyle ya da... Ya da şu şekilde. Her şekilde yiyeceksin. Hadi iyi seyirler arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'daki üçüncü günümüz. Yağmurlu bir gün. Diyarbakır'ın surlarının önünde Hindici Ömer ustamız var. Burada görüyorsunuz Diyarbakır surları. Burası Mardin kapısı. Burada da şanlı bayrağımız. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Ömer ustamızın lezzetini tadalım. Buyur abi. Selamünaleyküm. Selam, hoş gelmişsiniz abi. Ömer usta nasılsın? Sağ olun, Allah razı olsun. Hoş gelmişsiniz abi. Ömer usta, Diyarbakır'daki tek hindici sen misin? Biziz. Tek hindici biziz. Abi, bu gel. Şanı şöhreti nasıl aldın? Nasıl oldu bu iş? Bu iş sene 80'lerde falan biz şey yapıyorduk. Köy tavuğu, tandır, kaburga falan yapıyorduk. 90'lardan sonra 90'ın başında beri benim ustam, benim babam da sayılır. Biz şey yaptık, nasıl mi? Hindiye döndük. Hindiye dönünce daha millete daha sevmeye başlayınca daha o gün bugün daha devam etmeye başladık. Çok güzel abi. Peki hindiyi bulmak zor olmuyor mu? Zordur. Yani bu köyüncüsü bulmak... Çiftlik mi köy mü? Köydür. Bu köyüncüsü bulmak çok zordur. Nasıl zordur? Hem köylerden, köylerden seni tanınmış olman lazım, adamların olman lazım. Hem de bizim burada hal var. Hı-hı. Küçük baş tavuktur, ördektir, kazdır. Satanca en yukarı cambazlarımız var. Ona bize toplayıp getirir. Sen cambaz diyorsun. Ne o cambaz? O cambaz bize tavuğu alan, tavuğu mesela atıyorum, hindiyi alıp satan insanlar diyor. Yani ticaretten böyle cambaz mı dedin? Biz cambaz diyor sen. He. Peki abi, burada pilavımız var. Bu Karaca pirinci Diyarbakır yöresine ait Karaca pirincidir. Bir de hindi suyundan, hindi yağından yapıyoruz bunu. Bunun esmerliği. Ezberli ondan geliyor işte zaten. Burada başka ne var? Bu kuru fasulyedir. Kışın diye biz, o da yine bizim yöremize ait. Şey, Elazığ Gezin kuru fasulyesini yapıyoruz. Bir de hindi suyunu yanında çorba niyetine veriyoruz. Bir kışın kuru fasulye, yazın bizim Diyarbakır güveci, bizden güveci yapıyoruz. Bunun içindeki? İşte biberdir. Acı biber, kuru fasulye, et. Et? Et. Hindi? Yok, normal et. Değil. Normal et. Değişik olsun diye onu yapıyoruz. Yoksa onu da veririz. Bu da hindi suyu. Bu da hindinin suyu. Bir de suyun içinde ciğeri var. Ciğeri var, taşlığı var. Bak boynu var. Ustam bu ne böyle ya? Bu taşlığı, ciğeri, boçgül. Bir de boynu. Sen grip ilacı yapmışsın. Ciğeri, taşlığı, yağı artı boynu. Bundan? Bunun suyunu alıyorsun, çorba yapıyorsun. Bunun suyunu pilav üstünün yanında veriyoruz. Kalanı da çorba kullanıyoruz. Bir daha hindi yapıyoruz ya. Bir de onu mercimek çorbasına koyuyoruz. Sabahları mercimek çorbasına koyuyoruz. Allah çok şükür Diyarbakır'da demeden çorbamız olsun, yemeğimiz olsun. Yemeyen yoktur. Abi 30-35 seneden beri yani çok sevdim. Ya işte, tavukçuyu bulmak kolay. İşte enerjiyi bulmak kolay. Ama hindici dediğimizde ben Adana'da görmedim böyle işi. Şimdi biz de olmayan bir şey yapıyoruz. Şimdi olan bir şey kebapçı her tarafta var. Dönerci her tarafta var. Tavukçı her tarafta. Önemli olmayan bir şeyi insan yapmak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Özellikle bunun hastası olan insan il dışından dahi buraya gelir. Geliyor zaten. Bak dün akşam birisi beni aradı. Abi bir hindi siparişi verdi Adana'ya. Bizim neresi köy. Bunlar? Bunlar bu, bak şu an bu göğüs. Evet. Bu but, bu da kanat tarafı, kanat, sırt falan kanat tarafı. Bu kanat, sırt falan biz kılı olduğu için, bu kanat, sırt tarafı kılı olduğu için hem eti çok lezzetli, bir kılı olunca kemikten çıkarıyoruz. Ya bunun köy hindisi olmasa? Ayrı bir lezzetli oluyor. Kesinlikle. Yoksa çiftlik hindisi olsa biz burada 30-35 yıl biz bu işi yapamayız. Hem de insanları talep de bulamayız. Peki usta, bize bir servis hazırlar mısın? Başım yüzüm üstüne. Elden o kadar önemli değil. Yok bir şey olmaz. Yok. Senin için değil. Biz genelde kullanıyoruz bunu. Senin sırf
senin için değil. Biz gelelim. Çünkü bu hindiyle uğraştım, bunu yaptım, o esnada elim sudan çıkmadı. Şimdi normalde sürekli çalışıyoruz ya, şimdi elim mesela oraya buraya değdiği zaman biz kendim bir hindiyi suya bırakıyoruz. Şimdi buradaki hindi suyuna bıraktım ama onun suyunun lezzetini, suyunun sıcaklığını bir de ekstradan çekiyor. Et içine çekiyor. Onu sıcak sudan bugün yaptığımız gibi daha güzel, daha lezzetli şey yapıyor. Sabırsızlıkla bekliyorum usta. Başım gözüm üstüne. Bir saniye. Bunda da hindi suyu, hindi yağı. Tabii bunun hepsi var. Bak sana kanat eti vereceğim. Kanat eti. Bu kanat eti daha lezzetli, daha güzeldi. Hindinin kanatları. Yani tavuğun kanadı neyse hindinin kanadı neyse. Aynen. Sadece bizim tavukla bunun arasında hindinin eti esmer olur. Siyah et gibi olur. Göğsü de beyaz eti. Esmer olur. Yani köylüsüne kifrik hindisi arasında. Şunu merak ediyorum. Bir gösterebilir misin şöyle? Baş. Bunu mu? Bayağı iri bir parça. O göğsün tek tarafı. Ya bunu eline alacağım böyle. İvar müşterimiz var. Erol Taş gibi yiyeceğim. Erol Taş gibi. Şurada bu göğüs eti. Bu da bu tarafından. Böyle. Bunu bu şekilde satıyor musun? Bu satıyoruz. Kiloyla mı? Nasıl? Yok. Porsiyon. Porsiyon ne kadar mı? Bunun porsiyonu bu şu şekil 45 TL. Pilavıyla beraber 45 TL. Baya etli olur değil mi? Var tabi. 250 gram, 300 grama yakın et biliyoruz. 250-300 gram. Yani, ortalamasını biliyorum. Şu şekil. İkincisi. Şimdi sıyırmaz. Sıyırmaz. Abi de ciğeri. Bir parça ciğeri veriyoruz. Al şu şekilde. Bu şekilde şey yapıyoruz. Bu şekilde. Servis yapıyoruz. Servisimize geçelim. Ne kadar fiyatınız? 25 TL. 25 lira. Vallahi bir... Ne diyeyim ya yani uygun tutmamızın sebebi masada herkesin geneli, öğrenciler olsun, yaşlılar olsun, emekliler olsun, hepsi mesela millet gelip rahat rahat yemek yesin diye uygun tutuyoruz. Haftada bir gel bundan ye, iç. Hasta olmaz. Vallahi öyle müşterilerimiz var ki burada haftadan iki defa, üç defa her günde gelen var müşterilerimiz. Yani, o da yani şey nasıl bürokratı olan var, mesela doktorlar olan var, mesela şeyler olan hep gelen giden işte belediye başkanlığı, vali geldi buraya yemeği. Ömer Usta, tatlarına bakmak istiyorum. Çünkü Adana'da bulduğumuz bir şey değil. Şimdi oldu. İşte biz normalde baharat kullanmıyoruz. Yani sırf sadesini özü olması için biz servis yapıyoruz. Ama isteyen kim ne atarsa masada var. Ya şurayı yumuşatıp gitti ya. Ki bu da hindi çorbası. Hindi çorbası. Mercimek suyundan hindi suyuna yapıyoruz hindi çorbası. Sadece hindi suyu kullanıyorsunuz. Sadece hindi suyu. Başka bir şey yok. Sunuş hindi suyunu çorba kullanıyoruz. Ustam, var ya, bunu yiyen sana dua eder. Valla bazen geliyorlar, iki tas içen var. Kesinlikle. Bu var ya, kaşıkla falan bitirilmez. Sen de benim gibi yap, tasla ok. Aynen. Kaşık yetersiz geliyor. Benim gibi yap. Mükemmel. Sesim açıldı. Buraya geldim iki gündür, yağmurda. Evet, hindinize bakalım. İşinin hakkını veren ustaları seviyorum. Aldıkları para sonuna kadar helal. Allah razı olsun. Ne diyeyim usta? Ellerine sağlık. Peki. İnsanlar Hindici Ömer Usta'yı nasıl bulur? Burası nerede? Burası Mardık Kapı. İşte Surduş'ta Mardık Kervansarı altında Mardık Kapı'da. Biz Mardık Kapı'da. Burada Diyarbakır'da Mardık Kapı'da kime sorarlarsa sorsunlar. Kime? Öne gelen kime
kim olursa sorsunlar hemen bizi bulurlar. Hmm. Hemen bulurlar. Biz, yani bizi Diyarbakır'da hemen hemen tanımayan insan yok. Ya tanımış, gelmiş yemek yemiş ya da ismini duymuş. Oy. Bir de bu da hindinin boynu. Oy 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 oy. İşte bu Erol Taş meselesi dediğim şey var ya. Evet. Bunu orada gerçekleştiririz. Bunu alacaksın. İçe böyle ya da şu şekilde her şekilde yiyeceksin.